Öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzda yarın milli takımımızın maçı var bildiğiniz gibi. O maça hangi 11'le çıkacak ona bakacağız. Çıkabilecek daha doğrusu. Bu fikirler daha çok Şenol Hoca'nın yönünden bakarak düşünmeye çalıştım. İlk olarak kale bölgesinde Mert Günok tercihinde bulunabileceğini düşünüyorum. Çünkü alıştığı bir isim. Avrupa Kupası'nda da beraber oynamışlardı kupa elemelerinde. Bu maçta da şans verebilir. İkinci tercih olarak kale bölgesinde Uğurcan Çakır'ı tercih edebileceğini düşünüyorum. Ardından Altay Bayındır tercihinde de bulunabilir. Defans bölgesinde ise oturmuş bir defans hattımız vardı ama ilk olarak yine Zeki Çelik ismini oynatacağını düşünüyorum sağ bekte. Zaten bunu çok konuşmaya gerek yok. Çok konuşmaya gerek olmayan bir oyuncu. Melih Demiral'ın bir sakatlığı var. Yerine Ozan Kabak'ı oynatabilir ya da farklı bir şey de deneyebilir hoca. Ozan Kabak yerine Kaan Ayhan da yapabilir çünkü alıştığı bir isimdi. Ama ben Ozan Kabak mevcut form durumu aldığı süreler göz önünde bulunursa Ozan Kabak tercihiyle başlayabileceğini düşünüyorum. Sol bekte ise yine %50-%50 bir durum var bana göre. Ama Umut Meraş sanki bir adım daha önde bana göre. Caner Erkin tercihinde de bulunmayabilir hoca. Orta sahada ise kesin olarak oynatacağı oyuncular ekledim buraya. İlk olarak orta saha bölgesinde Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu ismi. Ben hocanın ilk 11'de kesin oynatacağını düşündüğüm iki isim. Ozan Tufan'dan vazgeçmiyor hoca çünkü milli takımda da iyi bir performans sergiliyor ayrı bir oyun. Yine forvet bölgesinde de Burak Yılmaz tercihiyle başlayabileceğini düşünüyorum. Geri kalanları ekleyecek olursak defans bölgesinde yine söylediğim gibi Ozan Kabak ve Umut Meraş. Orta sahada ise geçici olursak Ozan Tufan ismini söylemiştim. Ozan Tufan'a partner olarak bu maçta Okan Yokuşlu tercihinde bulunabilir. Yine alıştığı bir isim ya da Taylan tercihinde de bulunabilir. Ama ben Okan Yokuşlu'nun bu maçta oynayabileceğini daha ilk 11'de başlayabileceğini düşünüyorum en başta. Yine 4-2-3-1'in kanatlarında bu kadro farklı da olabilir Şenol Hoca'nın dizilimi. Yusuf Yazıcı ve Kenan Karaman'ın ismine yer verebileceğini düşünüyorum. Yusuf Yazıcı Lille'de forvet oynayan bir oyuncu. Aslında forvet bölgesinde de oynayabilir. Ya da Burak'la ikili forvet de oynayabilirler. Aslında Kenan Karaman da daha çok forvet bölgesinde oynayabilen bir oyuncu. Kadro bu şekilde olabilir. Yine kalede Mert Günok, defansta Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Umut Meraş, Ozan Tufan ya da Ozan Tufan'ın yanında Okan Yokuşlu ya da Taylan ismini düşünüyorum ama ben Okan Yokuşlu'yla başlayabileceğini düşünüyorum. Yine orta sahanın devamında Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman olabilir. Kenan Karaman ve Hakan Çalhanoğlu'nun kesin oynayacağını düşünüyorum. Önlerinde de Burak Yılmaz isminin kesin değil. Yani daha yüksek ihtimalle oynayabileceğini düşünüyorum. Kadro bu şekilde olabilir büyük ihtimalle. Tabii ki farklılıklar olacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler.